İstanbul Ataköy'de öyle bir nokta var ki neredeyse her gün kaza yaşanıyor. Virajı alamayan araçlar bir sitenin çitlerini aşıp bahçeye dalıyor. Yüreği ağzında yaşayan site sakinleri ise can kaybı yaşanmadan çözüm bekliyor. Her gece, iki gecede bir mutlaka kaza oluyor. Görüntüler dehşet verici. 1, 2, 3, 4 ve daha fazlası aynı yerde hep aynı kaza. Virajı alamayıp site bahçesine giren araçlar isyan ettirdi. Burada yayaların ve içeride yürüme yolu olduğu için insanların can güvenliği söz konusu değil. Görüntüler Ataköy 11. kısımdan sahilden gelip E5 otoyoluna bağlanan İşlek Cadde'de neredeyse her akşam kaza var. Maalesef eğim hatası var, mühendislik hatası var. Yol böyle eğimle geliyor. Elimde şu şekli görüyorsunuz. Böyle geliyor ve buradaki 90 derecelik açıyı araçlar alamıyor. Bir değil iki değil, benzer kaza sıklıkla yaşanıyor. Hızla gelip virajı alamayan araçlar çitleri deviriyor, sonra da bahçeye dalıyor. Yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yerde yatanlar, araçlardan zor çıkardığımız insanlar. Dün akşam yaşanan kazada çitleri aşan araç bir türlü duramadı. Apartman girişine kadar geldi. Hızını kesemiyor, yola devam ediyor. Zaten sarı burada bırakmış. Aracın, evet, parçaları dökülüyor. Görmüş olduğunuz gibi yırtarak devam ediyor. Şu ağaca zarar vererek ikinci farını buraya bırakıyor. Aracın içerisinde bulunan yağ tamamen akıp araç istop edene kadar araç buraya kadar geliyor. Site sakinleri ne bahçeye çıkabiliyor ne de yürüyüş yolunda yürüyebiliyor. Şimdiye kadar içeri giren araçlar kimseye çarpmadı ama daha da korkuncu hemen yolun kenarında çocuk parkı bulunuyor. Komşularınız çocuğunu parka rahat gönderebiliyor mu? Gönderemezler. Bahçede rahat yürüyebiliyor musunuz? Yürümüyoruz. Yani, başınıza kaza gelmesin diye. Herhalde. Yürekleri ağzında yaşayan site sakinleri acil çözüm bekliyor. Hız kesiciler olması lazım. Yanıp sönen çakar dediğimiz ışıklardan koyması lazım. Aksi takdirde bu kazalar devam edecek.